Son ulusa sesleniş konuşmasında Amerika'yı açık düşünebilen, yürekli, iyimser olarak tanımlayan Başkan Obama, halkın terör tehdidi nedeniyle kaygılı olduğunu da belirtti. Bizi hedef alırsanız peşinize düşeriz. Paris ve Kaliforniya'daki saldırılara rağmen yerli ve yabancı teröristlerin Amerika'nın varlığını tehdit etmediğini söyleyen Obama, yine de Kongre'yi eyleme geçmeye çağırdı. Kongre bu savaşı kazanma konusunda ciddi ise, askerlerimize ve tüm dünyaya mesaj göndermek istiyorsa, işi de karşı askeri güç kullanımını onaylasın. Obama ayrıca Kongre'nin ticari ambargoyu kaldırarak Küba konusunda bir sonraki adım atmasını istedi. Başkan bunun yanı sıra Transpasifik Ticaret Anlaşması'nın da onaylanması çağrısı yaptı. Konuşmadan kısa süre önce 10 Amerikan denizcisi İran sularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Obama konuşmasında konuya değinmedi. Sadece İran'la yapılan nükleer anlaşmayı gündeme taşıdı. İran nükleer programında kesintiye gitti. Uranyum stoklarını dışarıya gönderdi. Böylece dünya bir savaşı daha önlemiş oldu. Güney Carolina Eyaleti Valisi Nikki Haley ise Obama'nın konuşmasına Cumhuriyetçi Partinin yanıtını veren isim oldu. İran'la nükleer anlaşmayı biz yapmış olsaydık, İsrail'in memnunlukla karşıladığı, İran'ın ise protesto ettiği bir anlaşma olurdu. Tam tersi değil. Matt Gammon, Cumhuriyetçi Parti anketçisi. Başkan Obama'nın özellikle şu anki kongrenin ciddi olarak eleme geçmesini beklediğini sanmıyorum. Ama Obama bu konulara önem verdiğinin bilinmesini istiyor. Amerika'daki siyasi kutuplaşmanın kendisini üzdüğünü belirten Obama, Cumhuriyetçi Parti'nin olumsuz görüşlerini eleştirdi. Amerikan ekonomisinin gerilediğini söylemek abartıdan başka bir şey değil. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti aday adayları tepkilerini Twitter'da sergiledi. Donald Trump konuşmayı enerjiden yoksun olarak nitelerken Ted Cruz, Obama'nın inkar içinde olduğunu söyledi. Başkan Obama'nın son ulusa sesleniş konuşması Amerikan kamuoyunu Cumhuriyetçi Parti'nin söylemi dışına çıkıp gelecek nesilleri etkileyecek konulara odaklanmaya çağırıyor. Amerika 10 ay sonra yeni başkanını seçecek. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi Washington.